Değerli kardeşlerim, kıymetli hemşerilerim, öncelikle sözlerime Allah'ın silahı, bereketi, rahmeti, mağfireti hepinizin üzerine olsun diyerek başlamak istiyorum. Bu programa bizi davet eden, organizasyonu yapan ve bizim buraya gelmemiz ve sizlerle buluşmamızı sağlayan değerli kardeşlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Ayrıca sizler de buraya kadar zahmet etmişsiniz. Bize destek vermek amacıyla geldiniz. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Allah razı olsun diye dua ederim. Değerli kardeşlerim, bu tür organizasyonlarda biz geçmiş tarihimizi bir kez daha gündeme getiriyoruz. Ve biliyoruz ki gelecek kendisini geçmişe dayandırıyor. Yani geçmiş, tarihsel geçmiş bir yerde bizim köklerimizi oluşturuyor. Kökümüz varsa biz ağaç oluruz. Ama kökümüz yoksa kütük oluruz. Yani görürsünüz Çardak'ta. Çardak tarihinde bizim orada kütüğe mertek derler. Yani kökümüz varsa ağaç olur. Etrafa oksijen, güzellik, meyve, bunları sağlarız. Kökümüz yoksa sadece bir mertek olarak ortaya çıkarız. Değerli kardeşlerim, düzenlenen bu etkinliklerle aslında 1994 yılında başlayan ve yeni bir direniş sayfası olarak açılan bağımsızlık savaşımızın henüz bitmediğini de vurguluyoruz. Diğer taraftan günümüzle ilgili olduğu için belirtmek istiyorum. Biraz önce de moderatör arkadaşımızın belirttiği gibi Stalin acımasızca birçok mazlum halkı Sibirya'ya sürdü. Çeçenlerle ilgili söylüyoruz. Yaklaşık olarak 300 bin civarında Çeçen açlık, soğuk ve hastalıktan dolayı bu sürgünde kaybedildi. Onları rahmetle anıyoruz. Değerli kardeşlerim, ben konuşmama burada şöyle bir kısa bir ara vermek istiyorum. Eğer mümkünse hem böyle dedelerimden, ninelerimden kalan bir sunu yapmak istiyorum. 3-5 dakikalık. Işığı biraz kapatmamız mümkün acaba görmek bakımından. Hem de ondan sonra konuşmama devam edeceğim. Yok. Bir zahmet. Thank you.
şekilde değerli hemşerilerim, erkek çocukları şehit olan ve bir kızla kalan bir annenin duyguları anlatılıyor. Sunudaki en son elinde çeşen bayraklı küçük bebek de benim torunum. Allah bağışlarsa. Değerli hemşerilerim, Çeçenler olarak bizler kutsal dinimizi, örf, adet, geleneklerimizi, göreneklerimizi, değerlerimizi özgür bir şekilde yaşayacağımız tam bağımsız Çeçenistan için yüzyıllardır mücadele veriyoruz. Biz Çeçenler Rusya'nın bir parçası olmayı ve böyle yaşamayı asla onurumuza yediremiyoruz. Çünkü yüzyıllardır Ruslardan, zulümden başka hiçbir şey görmedik. Ve bizler kutsal kitabımızdaki zulmedenlere en küçük bir eğilim dahi göstermeyin, yoksa ateşi sizi de yakar ayeti uyarınca her zaman zalime ve zulme karşı durmaya inşallah devam edeceğiz. Değerli hemşerilerim, 1994 yılında başlayan son savaşımız halen devam ediyor. Mücadelemiz inşallah evrenin sahibi yüce yaratıcının da yardımıyla başarıyla tamamlanacaktır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an'da iman etmiş azınlıklar kalabalık kafirlere karşı hep galip gelmişlerdir ayeti yer almaktadır. Ve bizler kutsal mücadelemizi asla bırakmayacağız. Çünkü bizler elhamdülillah şükürler olsun ki güneşi sağ avucuma, ayı sol avucuma koysalar da yine İslam davasından dönmem diyen bir peygamberin, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'in sadık ümmetiyiz. Değerli kardeşlerim, ben Çeçen asıllı bir Türk vatandaşıyım. Bundan gurur duyuyorum. Bir yanım Çeçen, bir yanım Türk olduğu için de gurur duyuyorum. Büyük dedelerim 1864'lü yıllarda Kafkas Rus Savaşı'nın bitiminde 3000 aile olarak Çeçenistan'dan ayrılmışlar. Yaşadıkları köyleri, ektikleri tarlaları, bağları, bahçeleri bırakarak Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmak zorunda kalmışlardır. Kafkasya'dan ayrılırken henüz 9 yaşlarında olan rahmetli Ebi dedemin anlattığına göre oradaki köylerinden ayrılırken terk etmek zorunda kaldıkları büyük ve küçük baş hayvanları hissetmiş olacaklar ki bunların arkasından acıyla böğürmüşler. Ve dedem tam da köyün son görüldüğü bir tepenin yamacından dönerken köyüne son bir kez dönüp bakmış ve o andaki görüntüyü yıllar geçse de hiç unutmamış. Rahmetli dedem bizlere bu anılarını eski çardak gecelerinde, Çeçence biz uçi deriz, balkon anlamına gelir, o balkonlarda karşıdaki Berit dağında yanan çoban ateşlerini seyrederken mistik bir uslukla ve içimize ılık bir huzur veren Çeçen aksanıyla anlatırken çok mutlu olurduk. Ama şimdi düşünüyorum da acaba bu göç eden dedelerimiz o anlarda neler hissettiler, neler düşündüler, hangi duygularla bilinmezlere doğru yola çıktılar, aralarında neler konuştular, kendilerini nasıl teselli ettiler? Bunların hepsi inanın çok hüzün verici olduğundan hiçbir şüphem yok. Değerli kardeşlerim, ben aslında siz değerli hemşerilerimle bir araya geldiğimde bir düşüncemi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatta açıkça itiraf etmek istiyorum. Uzun yıllar, özellikle gençlik yıllarımızda cennet vatanımız Kuzey Kafkasya'dan göç etmek zorunda kalan dedelerimize biraz da sitem edip durdum.
Evet, Osmanlı özellikle göç eden Müslümanlara, hatta Müslüman olsun olmasın kendisine sığınan tüm mazlumlara sahip çıkma ve kucak açma asaletini gösterebilen, onları kendi vatandaşlarıyla bir tutabilen, haklarını, hukuklarını koruyan köklü bir imparatorluktu. Onun için büyüktü. Ama dedelerim neden kendi topraklarındaki mücadeleden vazgeçtiler ki? Elbette bunun haklı bir gerekçesi vardır. Hangi güçlü neden onları Müslüman bir ülkede olsa sonuçta başka bir ülkeye göç etmeye mecbur bıraktı? Bunu nasıl göze alabildiler ve bu nasıl gerçekleşti diye uzun yıllar kendi kendime düşündüm, ara sıra da söylendim. Kısaca göç etmiş olan dedelerime biraz da gönül koymuştum. Ta ki 1994 yılında başlayan Çeçen Savaşı'na kadar. Savaş sırasında ata yurdumuzdaki mücahitlere, oradaki soydaşlarımıza bu zor zamanlarında az da olsa destek olabilmek için bütün gücümüzle çırpınırken, televizyon, radyo programlarında veya şu anda olduğu gibi düzenlenen etkinliklerde bulunurken, aslında buralara 1864'lü yıllardan sonra neden geldiğimize ilişkin sınırlı ve insani kavrama gücümle naçizane bir anlam vermeye de başladım. Acaba yıllar önce buralara gelmemizin nedeni, yıllar sonra başlayacak olan bu kutsal savaşa diasporadan destek vermemiz için olabilir miydi? Bunu defalarca kendi kendime sordum ve bu durumun olma ihtimali beni çok derinden etkiledi. Ve inanıyorum ki hiç şüphesiz geleceği ve geçmişi, tüm olanlara ve olacakları bilen ve her şeyden haberdar olan Yüce Mevla, yıllar sonra Allah yolunda savaşan ata yurdumuzdaki kardeşlerimize diasporadan vereceğimiz desteğin miktarıyla bizleri sınava tabi tutmak için muhteşem bir fırsat veriyor. Zaten her zaman sınav halindeyiz. Ama bu fırsatı da görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu fırsatı iyi değerlendirenlere, bu açık gerçeği net olarak görebilenlere, davamız için dimdik durabilenlere, malını ve hatta şehit kardeşlerimiz gibi gereğinde canını verebilenlere ve böylece bu zorlu sınavı başarıyla geçebilenlere ne mutlu. Onlara selam olsun. Allah hepimizi bu sınavdan başarılı olanların arasına katsın inşallah. Sözlerimi aynı sülaleden olmakla onur duyduğum şehit Çeçen komutanı ve aygıdı Şamil Basayev'in sözleriyle tamamlamak istiyorum. Şamil Basayev diyor ki, ey insanoğlu, ayağa kalk, zincirlerini kır, onurlu ol ve cevap ver. İnsanlık tarihinin akışına kimler leke düşürür? Evleri, okulları, hastaneleri kimler bombalar? Zalime zulme karşı kimler seyirci kalır? Özgürlük mücadelesine kimse kimler destek olmaz? Kültürün ve medeniyetin gelişimine kimler setler çeker? Barışın, dostluğun, kardeşliğin özünü kimler boşaltır? Anaların, çocukların ve yaşlıların öldürülmesine kimler göz yumar? Soylu bir hayata kimler duvarlar örer? Evrensel bir hayata kimler gölge düşürür? Dünyanın neresinde olursan ol, bu sorulara cevap ara. Konumun sınıfatına ve etiketine göre cevap aramayanları harekete geçirme görevin vardır ve sen bu görevini ne kadar yapıyorsun? Allah hepinizden razı olsun. Saygılar sunuyorum efendim.